Günaydın arkadaşlar. Bugün Adapazarı'ndayız. Adapazarı'nda müthiş bir börekçideyiz. Közde Boşnak Böreği Pekara. Bu arkadaş Boşnak çok değişik bir şekilde börek yapıyor. Bunu ilk defa göreceksiniz büyük ihtimalle. Ben çok yerde aradım. Göremedim. Yani burada saat hele hafta sonu 10-11 gibi yer bulmak çok zor. Bir içeri girelim rica ettik. Çekim yapacağız. Hem de yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Buyurun bakalım. Burada tabağı da var. Burada yapılan ekmekler. Tabağı sürüp işte kaymaklı bir görüntü. Beşer abi, mimar. Tamam, o zaman iki tane balkan. Olmazsa olmaz Balkan tatlısı. Bu mantı. Sizin miydi abi? Boşnak mantısının hazırlanması. Yarım kilo mantı dekası. Ne var? Tamam, folyo koyuyoruz. Folyolara koyuyoruz. Ne için? Folyolara koyuyoruz. Bu pişen yerler yanmasın diye. Yanmasın diye. Folyolara koyuyoruz. Pişmeyen yerler pişsin diye. Gerçi ben biliyorum, anladım da izleyicilerimiz anlasın diye soruyorum. Abi mükemmel bir şey ya. Bizim böreklerimizden ilk közde pişmesi. Lezzeti o yüzden çok güzel. Üstüne yok bu böreği, ben biliyorum. Evet. Bir dakika, abi alacak ya. Arkadaşlar. Altına kürek koyuyoruz. Altına kürek koyuyoruz. Ortası yanmasın diye. Ya da ortası da pişsin diye mi? Yok. Ortası çabuk pişiyor közde. Anladım. Ortasına kürek koyuyoruz ki kenarlar pişsin diye. Allah Allah. Bu da... Bu da bu işin sırrı. Burası pişti. Evet. Buradan folyo koyacağız. Pişmeyen yerler pişsin diye. Anladım. Pişmeyen yerleri ayarlayacağız öyle. Pişen yerlere folyo konuyor. Geri kalan yerler kızarsın diye. Folyo konmuyor. Evet. Tam bir ayarda pişiyor. Evet. Çıtır çıtır kırmızı fıstık. Benim abi bu ıspana. Yaşar abi. Bu şekilde indiriyoruz. Burada özellik üstte de köz olması, altta da köz olması. Yok abi. Pişinin oyuk olması. Evet. Bu şekilde. Çok ilginç, çok eski bir usul arkadaşlar. Bu pişirmek için çok eski bir usul. Yani ben bunu eşini daha hiçbir yerde görmedim. Tabii devamlı bir arkadaş bunlarla ilgileniyor arkadaşlar. Devamlı bir kişi var burada. Yani cehennem sıcağı gibi de sıcak ha. Altına bakıyoruz. Şöyle kontrol ediyor. Tabi biraz daha var. Şu anda artmış aldı. Karışık yapıyor onlar. Ispanaklar var, devam var abi.
Altı kızarmış. Orasına kürek koyacağız. Evet, ortası kızarmış diye bir ilginç. Aynen. Kenarları ilginç. Hayır yaptı arkadaşlar, çok emek var burada. Yapılışında da pişirilmesinde daha çok emek var. Emin olun yapılışı belki daha kolaydır. Mükemmel ayar. Bu mükemmel ayarı bulmak zorundayız arkadaşlar. Mükemmel ayarı bulduk mu? Hakkını veririz. Ekmekler de kendi yapılıyor. Ben bunu söyledim. Çok güzel. Bu da böreğin çiğ hali arkadaşlar. Pişmeye bekliyor, hazır. Kahvaltı için sucuk yumurta. Şöyle sıcak sıcak hemen verelim efendim. Hemen verelim abi. Buyurun. Yok abi, çok şey yok. Hoş geldiniz. Burada gelip de yarım kilo bir kilo yarım kilo börek oluyor arkadaşlar. İnsanlar. Böreğin havasına bakın. Abi patates gibi o şeyler olmayın. Bu mu? Başlar vardı ya. Aşkım bir sürü soru. Abi, kıyma patates orijinal boşak böreği bu aslında arkadaşlar. Salon devamlı doluyor boşalıyor. Şu anda yer yok. Ayakta bekliyor arkadaşlar. Pandemi dolayısıyla da biraz tabii ki insanlar seyrek oturuyor ama şu anda burada kahvaltı da var arkadaşlar. Kahvaltı tabağı. Dışarıda bir gün olsun, bir masa var. Ekmekler kendinize burada yapıyor. Şöyle inmek diyor, fark edeyim. Fark etmez abi. Hoş geldin. Balkan tatlısını da çekmesek olmaz. Bir daha çekeyim. Kırılece. Meşhur Balkan tatlısı. Usta, bu pekara ismi nereden geliyor? Abi boş nasıl? Bunun ne demek? Taşlı'nın anlamına geliyor. Taş vuralım. Evet abi. Peki bir de burada patika mı, pakita pika mı? Pika. Pika. Boş nasıl efendim? O da yine börek anlamına geliyor. Heh. Değil mi? Börek. Börek pita. Hem börek hem pita. Aynen. Tamam. Türkçe'de bir film olduğu için. Anladım. Yok, ben burada yiyeceğim. Usta, ben burada yiyeceğim. Burada yiyeceğim. Allah'a şükür yiyeceğiz ya. Bir de orta atık çay. Hemen abi orta atık çay. Nereye alalım seni? Bir yere kondur bana. Şöyle dışarıda bir yamaçım alayım mı? Tamam, hadi hemen bakalım. Evet, bir şeyine geliyor ağzım hemen. Var mı başka bir isteğin var canım? Şu anda şunu sıcak yiyeyim, sıcak yeter. Sıcak sıcak közde bir kıyım alıverin, gelin bakalım. Artık içeride yer bulamadık. Dışarıda yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Göster. Hamuru çok ince. Şimdi kesinlikle kat 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 hamur koyup da böyle kilo bassın diye bir düşünce yok. Tamamen hakkını vermiş. İçinden çıkan kıymaya bakar mısınız? Müthiş bir şey. Ben böyle güzel bir boşak böreği görmedim de yemedim de arkadaşlar. Şimdi bana afiyet olsun. Böreğimizi yedik. Gerçekten bu aldığı her kuruşu sonuna kadar hak ediyor arkadaşlar. Yani müthiş bir börek. Yapmaktan çok pişirmesi daha zahmetli. Yani ileride bunu Türkiye'de ünlü bir marka olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Pakita. Bunu kenara not edin.
İstanbul'a bir açılırsa bu marka, yani bütün boşak kuraçlarını darmadağın eder. O kadar güzel. Mükemmel. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Her zaman söylemiyorum. Bir sefer rica ediyorum. Görüşürüz.